Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün doğum günü hazırlığımız var. Demir'in pastasını sipariş edeceğim. Önce pastaneye uğrayacağız. Sonrasında da Lavin'imiz için bir hastane çıkışı alacağız. Yani ufak bir alışveriş yapıp pastamı sipariş edeceğiz derken öyle şekilli şüküllü bir pasta olmayacak. Normal bir pasta olacak. Üzerine Demir yazayım dedim. Anı kalsın istiyorum oğluşuma. Yarın doğum gününü yapacağız inşallah. Bugün evde ilaçlama vardı. İlaçlamacılar geldi. Her tarafı güzel bir şekilde ilaçlama yapıldı. 2 saat boyunca evde olmamamız gerekiyormuş. O yüzden bir de çıkalım dedik. Demir'i de güzelce giydirdim, süsledim, püsledim oğluma. Bakın bu abisinin gömleği, bu da abisinin. Bunlar gelmiyordu. Bugün denedim gelecek mi diye geldiler. Birçok kıyafeti. Demir'in de küçülenlerini falan ayıracağım. Öyle şimdi çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Yeni doğanlara bakıyoruz. Bu çok tatlı gözüküyor ya. Bu gayet yeterli bence. Böyle aman aman bir set almaya gerek yok. Zaten çok fazla giymiyor çocuklar. 1-2 ay arası aldı. 2 aya kadar giyer bunu zaten. Şapkası var, tulumu var, zıbını var. Hepsi birlikte ve yumuşacık. Ne oluyor? Başka bir şey yok. Biz yeni doğan olarak bunu bulduk. Bunlar falan var ama bunlar çok fazla giymiyor. Tulum alacağız. Çıt çıtlı tulum bakacağız bir yerlerde. Evet, alışveriş bitti. Evimize doğru gidiyoruz. Evet, alışverişimizi yaptık. Geldik arkadaşlar. Demirtaş'ı uyuttum. Onlar Tarık'la şu anda evdeler. Tarık'ın da birazdan bir işi var. Çıkması gerekiyor. Hızlıca benim pasta alışverişi yapmam gerekiyor. Normalde pasta alacaktım. Pasta yaptıracaktım. Yani bu bölgede çok fazla bilmiyorum. Nereden pasta yapılır, işte nereden alınır vesaire. Bir kişiyle konuştum. İşte arabalı pasta istiyorum falan filan dedim. Sonra geri dönüş olmadı vesaire derken en güzel dedim ben kendim şeker hamurundan bir pasta yapayım çocuğuma. Yani Demir'in 2 yaş doğum günü pastasını ben yapacağım. Yani zaten kendi aramızda da kutlayacağımız için yaparım diye düşündüm. Bilmiyorum, deneyeceğim. Bakalım, hep birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi alışverişini yapmaya geldim. İnşallah istediğim malzemeleri de bulurum. YouTube'dan birkaç video izleyip geldim çünkü. Evet, şu şeker hamurlarından buldum. Şundan şöyle 2 tane alacağım. Maviden araba yaparım dedim. Şöyle yeşillerden de süs yapsam böyle bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Bir de sarı var. Şöyle bilemedim yeter mi? Arkadaşlar, alışverişi yaptım. Şöyle size de göstermek istiyorum neler aldığımı. Bilmiyorum nasıl bir pasta olacak. Bakalım birlikte deneyeceğiz. Şöyle hazır pastalardan aldım.
Bundan iki tane aldım. Birazcık küçük geldi gözüme. Şöyle yaparım diye düşündüm. Bence gayet yeterli. Sonrasında pasta kreması almıştım. Ondan iki tane aldım. Şöyle sade bir pasta kreması. Kremamı hazırladım bu arada. Şu anda kremam hazır. Şöyle şeker hamurlarım var. Bilmiyorum bunlardan ne kadar gider ama bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Birlikte yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bir de karamelli sütlü parça çikolata aldım. Kremaların arasına da bunu koyacağım. Bir de şöyle bir D harfimiz var. Demir'in T'si çikolata. Bu daha önce yurt dışından arkadaşım göndermişti. Bunu da pastanın içine direkt ekleyeceğim. Öyle düşündüm. Sonra mumlarımız var böyle rengarenk. Şöyle. Önce pasta kalıbımı yapacağım. Yani pastanın içerisine sadece krema koyacağım. Krema ve şu karamel parçacıklardan koyacağım. 15 dakika geçti, soğumuştur artık. Şöyle açalım bence. Bu arada çok güzel kokuyor. Lezzetlidir bence. Onun pasta tabanı diye geçiyor. Migros'larda falan oluyor. Bu kaç kişilikmiş? 3 kat 6 kişilik diyor. 12 kişilik olmuş olacak yani. Birini böyle kakaolu aldım. Birini de sade aldım. İkisini birlikte karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ahşap altlığım var. Buna yapacağım. Başlayalım. Önce pastanın kremasını ekleyelim. Şöyle en alta kakaolu koyuyorum. Üzerine kremayı ekleyerek başlıyorum.
arkadaşlar, pastamız bitti. Şöyle göstereyim size. Bence ilk deneme için gayet güzel oldu. Şurada bazı pütürler oldu ama yapacak bir şey yok. Araba bile yaptım oğluma, görüyor musunuz? Arabasıyla var. Bunu göre de çok mutlu olacak. Anı kalsın istedim. Doğum günde geç kutladık ya. Böyle kendi elimle bir şeyler yapmak istedim. Renkli mumlarımız da var. Bakın bunun üstüne koymak için böyle rengarenk mumlar da koyacağız. Bence gayet güzel oldu. Sence nasıl oldu aşkım? Güzel olmuş, eline sağlık. İlk deneme için. Şu pasta 2000 TL falan herhalde. Yaptım yani arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Evet. Bugün bebiş alışveriş yaptık ya arkadaşlar. Onları göstereyim dedim size. Neler aldım. Son eksikleri tamamladım. Artık hastane çantamı hazırlayabilirim diye düşünüyorum. Geçen gün bebişin bütün kıyafetlerini indirdim. Eksik olanlarına baktım, yazdım. Ona göre alışveriş yaptım. Mesela hiç çorap almamışım. Neden almamışım bilmiyorum. Yani atadan ve demirden kalanlar var evet ama 0-6 ay arası yok. Yani büyük çoraplar vardı. O yüzden ne eksiği varsa bugün hallettim sayılır. Yani bundan sonra da bir şey almam diye düşünüyorum. Artık eksik oldukça alırım. Antalya'da büyük bir alışveriş merkezi var. Malof Antalya ve Dipo, ikisi böyle yan yana. Turistlerin akın akın ziyaret ettiği, bütün outlet mağazaların bulunduğu ve çok uygun fiyat ürünlerin olduğu bir yer. Bir mağazadan 3 tane bile var, öyle söyleyebilirim size. O yüzden oraya gittik. Hani her aradığımızı orada buluruz diye düşündük. Önce De Facto'ya girmiştik. De Facto'dan ne aldık? Göstereyim de merak edenler oluyor. Benimle aynı dönemde olup bebişlerine alışveriş yapanlar var. Ben böyle 10'lu 20'li set almak istemedim. Zaten Demir'in battaniyesi var, Atı'nın battaniyesi var. Battaniye dediğim daha çok şey gibi, bebeği kundaklamak için kullanan örtüler var ya, hepsi var bende. O yüzden ihtiyacım neyse onu almak istedim. Bu hastanede ebelere verilmesi için aldığım bir hastane çıkışı arkadaşlar. Bunu götüreceğim. Şöyle göstereyim. Fiyatını da göstereyim. Orası da yine outlet'li. 450 liraydı bu böyle. Gayet uygun bence bir hastane çıkışı için. İnternetten baktım. Bir tane beğenmiştim. Ama yani görmüşken alayım dedim bunu. Gayet güzel. Zaten bir tane de fotoğraf çekimi için almıştım. Sonra oradan Heçem'e geçtik. Heçem alışverişini göstereyim. Şöyle tulumları eksikti Lavinci'nin. Heçem'in kıyafetlerine de ben bayılıyorum. Atan'ın ve Demir'inkileri dağıtmışım. Dormayacağım diye. O yüzden Lavin'e bir şey kalmadı abilerinden açıkçası. Atan'ın birçok kıyafetini de saklıyorum. Giydiremeyeceğim bazı kıyafetler var. Onlar sadece Furcu'nun içinde. Onun dışında biraz da pembeler olsun istedim dolabımızda. Bu arada pembe ne görsem hevesleniyorum Lavin'e. Ya birçok kıyafetinde pembe, böyle işte kahve tonları tercih ediyorum. Böyle yeşiller, morlar vesaire. Bu kadar çıkışıma gidiyor ki. Şunlar çok güzel oluyor arkadaşlar yeni doğanda özellikle. Bu da hani kışa denk geleceği için zaten ülkelerde çok kullanmıyor. Hani 1-3 ay ve 0-1 yeni doğanı çok kullanmıyor. 2-4 aldım bunu. Bunu 6 aya kadar kullanıyor. 2-6 mı 2-4 mu bakayım bir. Yani rahat 5 aya kadar biz bunu kullanırız. Tabi bebişim şeyine de bağlı, kalıbına da bağlı. Bu böyle ikili satılıyordu. Bunu böyle aldık. Kediler var, mini mouse'lar var üzerinde. Bu da çok güzel. Çok kaliteli oluyor ya. Hiç hemen kıyafetlerine bayılıyorum. Uzun kollu zıbın aldım ona. Şu bunda üçlü satılıyordu zaten şöyle. Şey düşündüm, elbiselerin içine falan hani bu badilerle giydiririm diye düşündüm. Bunlarda 3 al 2 öde vardı. Üçlü bir şekilde aldık. Mesela bu pembe uzun kollu zıbın. Hani yine elbiselerin içine falan giydiririm diye.
Bu da böyle ikiliydi. Bir beyazını, bir pembesini aldık. Sonra arkadaşlar, geçenden bir şey daha almıştım. Ne almıştım? Şunlar fırfırlı. O kadar hevesleniyordum ki ben şu fırfırlı bodylere, zıbınlara falan. Böyle görünce buna dayanamadım. Yine bunlarda da 3 al 2 öde vardı. İşte böyle bütün zıbınları oradan aldık. Şu beyaz ve pembenin grisi de vardı. Bunlar kışın bence yeter bize. Şöyle, çünkü hepsini tam beden aldım. Tam giyeceği bedenleri aldım. Bir önceki alışverişte hep 12-18'leri falan almıştım indirimde diye. O yüzden bu sefer sadece ihtiyacı olanlara bu dönemde giyeceklerini aldım. Hani kışın da giyecekleri var. Yani hediyeler de geliyor zaten. Çok da bir şey almaya gerek yok diye düşündüm. Bunlarla kışı çıkartırız bence. Sonra şöyle bakıyorum ne almışım. Oradan bir de Yarın Demir'imin doğum günü. Böyle yeşil bir şortu yoktu. Bunun kremini almıştım. Kreminin böyle arkası yırtıldı. İki tane böyle şort aldım. Arkaları çıt diye böyle yırtıldı. Neden bilmiyorum. Ketenlerde böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Atada da aynısı olmuştu. Artık çok yıkamamdan mı kaynaklanıyor? Neden bilmiyorum ama bu ketenlerde bu sıkıntıyı yaşıyorum. Yeşil giydirmek istedim bu doğum gününde. Hatta pastasında da yeşiller var biliyorsunuz. Çağla yeşili. Rengi de çok güzeldi. Bunu aldım. Sonra oradan çıktık. US Polo'dan şöyle bir gömlek aldım. Bunu böyle kıvıracak. Keten bir gömlek zaten. Şöyle ikisini takım bir şekilde giyecek doğum gününde. Artık bundan bir sonraki vlogda görürsünüz. Mutlaka Instagram'a da takip edin. Instagram adresimi de şuraya ekleyeyim. Oradan da paylaşımlar yapıyorum zaten. Sonra oradan ASB'ye geçtik dedim ya. Bütün outletlerin olduğu bir yerdi. Outlet mağazasına gittik. Yeni doğan böyle hastane çıkışları vesaire o kadar uygun fiyatlıydı ki. Bakın 230 TL altaydı olanlar, ihtiyacı olanlar, hani bebek alışverişi yapmak isteyenler. Orada mutlaka uğrasın, baksın. Fiyatlar bayağı bir uygun. En son outletinde, Diko'daki. Kızıma hiç kilotlu çorap almamışım. O yüzden dedim ki bir tane de kilotlu çorabı olsun. Dolabında şöyle bir kilotlu çorap aldım. Mesela bu 130 liradan 60 liraya düşmüş. Neyse o da yine. İkili bu. Sonra bakalım ihtiyaca göre alırım diye düşündüm. Hep çoraplarda indirim vardı. Şöyle 3-6 ay arası çoraplar 90 liradan 40 liraya düşmüş mesela. Bu da gayet uygun bu. Sonra mesela şu body gibi böyle 1-3 ay arası giyebileceği. Yine şöyle beyaz bir patik aldım. Bir tane böyle bir tulum aldım arkadaşlar. Bu da 3-6 aydı. Şöyle. Böyle iki tane daha tulum aldım yine. Bunlar ilk dönemde giyecekleri. 1-3 ay olması lazım hepsi. Aynen. Bu da 1-3 ay. Bu da 1-3 ay. Yani doğar doğmaz bunları giyer. Şöyle. Evet arkadaşlar. Alışverişimiz bu şekildeydi. Kızımın bütün ihtiyaçları bitti. Artık bu sepette de yıkanacaklar var. Şu kadarmış. Yani aldıklarım benim hastane loğusa takımım da bunun içerisinde bu arada. Yani bir sepeti bile doldurmadı. Lavin'in şu anda giyebilecekleri. O yüzden takviyede bulunmak istedim. Evet arkadaşlar, kızımın eksiklerini de tamamladım. Yarın da oğluşumun doğum günü var. Doğurmadan hepsini yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Hem kızımın hazırlığı hem oğlumun doğum günü hazırlığı. Sizlere dahil ettim bugünümüze. Umarım bizleri buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan bir sonraki vlogda Demir'imin doğum günü olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler öpüyorum. Bye bye.